budur işte. Aslanım benim. Kurtardın beni. Bu silah senindir artık. Ne oluyor lan burada? Kim ateş etti? Kımıldayana acıma aslanım. Serdar abim geldi, kurtaracak bizi. Boşuna umutlanma ufaklık. Ben dağlardaki çapulculara benzemem. Serdar abim değil sizi, kendini bile kurtaramayacak. Bir kahve getir bana. Sarıldı komutanım. Komandolar dışarıda. Baskın yedik. Saçmalama. Antiterör timinin mekanını basacak güç var mı? Hareket yok komutanım. Karşılık da vermiyorlar. Sanki umursamıyorlar gibi. Çetin aklınca bizi yıpratmaya çalışıyor. Emriniz nedir komutanım? Celil, Leyla, Asmin tehlikedeler. Sakin olup içeri girip alacağız. Tanıyamadınız mı? Bütün terör orduları gelse onu alamazlar elimden. Ne oluyor lan? Kalkın lan! Kalkın lan! Getir. Yapma Celil komutan. Yapma. Hayır. Durma Çetin hemen. Celil abi ne olur öldürme ablamı. Bırak bizi. Sık kordon. Hadi durma. Sık artık düşmanını. Yaşamayı hak etmiyor. Komutanım işler karıştı. Giriyorum Şahin. Yolu aç Şahin. Ateş serbest. Hemen alsın. Ne yapıyorsun Celil? Ne mi yapıyorum? Ülkeyi bir kan emiciden kurtarıyorum. Thank you.
Eski dost ha? Aynı safta savaşan silah arkadaşıyız ha? Ben seninle aynı havayı bile solumam! Geber ulan geber! Geber ulan! Geber! Abla! Abla ölme ne dur. Olur! Dur kızınız ama! Sakın ölme ne olur! Dur! Abla! Abla ölme! Abla kal! Abla uyan! Abla! Abla! Abla uyan! Abla ölme! Gel buraya! Dur! Dur. Bırak! Abla! Sen ama yere! Yere! Ömrümüz terörist peşinde dağlarda memlekete hizmetle geçti. Şimdi sıra babayın katilini ortadan kaldırmakta demek ki. İnandığın yalan uğruna yaşamaya devam et. Durma! Ateş et! Ömer, anahtarı çevir. İçeri gireceğim. Tekrar etmem. Silahı bırak, silahı bırak. Şöyle ağız tadıyla bir kahve içirmediniz. Asmin, Leyla nerede? Baran abi götürdü Serdar abi. Baran abi ilaç yaptı ablama. Bu yeni adet mi Üsteğmen'im? Nerede görülmüş bir astın üstüne silah çektiği? Hainliktir bu. Bunun hesabını ayrıca vereceksin. Burada yaptığınız küstahlıkları kan olarak kusacaksınız. Söz veriyorum size. Peki senin yaptıklarının hesabını kim verecek? Hala anlamadın mı Celil? Biz hesap vermeyiz. Hesap sorarız. Bize hesap soracak bir merci yok bu ülkede. Ya öbür tarafta? Var mı bir garantiniz? Öbür taraftaki hesaptan nasıl kurtulacaksınız ha? Yavuz bir, konak bir. Telsizine bak Üsteğmen'im. Önemli olmalı. Evet konak. Yavuz 1, yazılı emir geldi. Bulunduğumuz yeri terk etmemiz emredildi. Yakaladıklarımızı da bırakacakmışız. Yapılan operasyonu derhal bitirmemiz emrediliyor. Komutanım, ayrıca gelen emirde Celil komutanımın derhal bulunarak gözaltına alınması emrediliyor. Anlaşıldı konak. Emri duydun Üsteğmen'im. Artık gerekeni yaparsın. Ben zanlıyı karakola gelip bizzat sorgulayacağım. Komutanın katilini buluncaya kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Aklınıza yazın bunu. Albayın katilini teslim ettim sana Üsteğmen'im.
aklını başına al. Kimi tehdit ettiğini iyi düşün. Lay 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 lay. Lay lay lay. Lay lay lay. Lay lay. Nasıl panzehirdir böyle? Ziyan daha da beter olmuştur. Sulan. Bildiğin sulan. Kaybettiğimiz savaşı sürdürüyorsun üsteğmenim. Bırak artık rüzgara karşı tükürmeyi. Ben Baran komutan. Leyla ölmek üzere. Çetin bana ilaç yerine su vermiş. Panzehir yetişmezse Ziran ölür. Çamlıbel mağaralarındayım. Tek gel. Yoksa beni bulamazsın ha. Panzehir nerede? Oyun oynamaya kalkarsan emin ol öldürürüm seni. Gerisini de çok düşünmem. Bu Leyla'nın da amma hayranı varmış ha. Eni boyu basit bir terörist. Evet. Eni boyu bir terörist. Ama Celil'in suçsuz olduğunu ispat edecek. Seni içeri tıktıracak bir terörist. Panzehir'i ver. Al bakalım üsteğmenim. Biraz daha yaşasın teröristimiz. Ama aklına yaz. Bu işe karışan herkes ölecek. Sen dahil. Silahlarımızı bırakın. Toparlanın, gidiyoruz. İyi misin? Allah'a şükür. Tek parçayım komutanım. Çetin'den panzehiri aldım Şefik. Hastaneyle bağlantı kur. İşi şansa bırakamam. Hastaneden teyit etmeliyim. Bu panzehir işe yarar mı yaramaz mı diye. Hager, cevap ver lan. Kimsin? Benim sesimi tanımadan o dağlarda nasıl nefes alıyorsun hırt? Çetin ben. Dinliyorum. Serdar Üsteğmen'i sana vereceğim. Söylediğim yere gel. Komutanım, komutanım. Yalnız gitmeyin. Ben de geleyim sizinle. Bırak şimdi beni Celil. Başım büyük dertte. Şu an göz altındasın. Acele et. Ziran ölüyor bak. Komutanın geleceği kesin mi? Akıllı adamdır. Her oltaya gelmez öyle. Ben gelecek dediysem gelir. Thank you.
Etkili bir panzehir. Vakit kaybetmeyin. Derhal gidin. Serdar komutan. Ben yalnız seni sevdim. Benimle evlenir misin? Asla dayan. Sakın bırakma beni. Sakın. Kurtaracağım seni. Avucumuzun içine düştü ha. Antiterör timinin operasyon alanını basmanın ne demek olduğunu göstereceğim ona. Herkes hazırlıklı olsun. Mağarayı sarıyoruz yavaşça. Panzehri ver komutan. Vakit yoktur. Yalnız gelmişsin komutan. Demek Zilan senin için bu kadar önemlidir ha? Benim için önemli olan Celil. Onu kurtaracak tek kişi de ne yazık ki Leyla. Zilan'ın bir şey bildiği yoktur komutan. Ama sen iyi bilirsin, değil mi? İkimiz de bırakalım. Serdar Üsteğmen'i oraya tek başına göndermekle hata yaptık Ömer. Ben şu anda bir suçluyum. Bundan sonra emir komuta sende olacak, ona göre. Üsteğmen çıkar çıkmaz indireceksin. Emredersiniz komutanım. Komutan, dağda dağ kanunları geçerlidir. Buraya gelmeyle kolunu sallayarak çıkacağını mı sandın da ha? Neredeyim? Kurtuldun Zilan. Bitti. Komutan, çık dışarı, teslim ol. Yazık be, yine mi kalleşlik? Yine mi arkadan vurma? Korkak herifin tekiymişsin. Benim haberim yoktur komutan.
Ama geldikleri de iyi oldu ha? Artık sona geldik ha? Bakalım bu son kimin için Baran? Sen de geliyorsun, kalk. Komutan! Bak bir daha söylemem. Etrafın sarıldı. Çık dışarı. Ateş etmeyin la. Benim. Komutan! Buradan sağ çıkamayacaksın. Bırak onları. Boş konuşma. En ufak bir yanlışınızda bunlar da benimle gelir ona göre. Lan durma be, indir şu üstemeni, indir. Üstemen açıkladı komutanım. Önü kapalı. O zaman önce önündekileri indir. Acele et. Allah kahretsin. Çekilin. Yoksa bu çapulcu başı ölür. Şaka olmadığını bilirsiniz. Geç böyle. Leyla. Bırak Baran komutanı yoksa vururum Zilan'ı. Sen... Ateş edin lan! Vurun şu komutanı! Ulan işi yine berbat ettiler. Çetin! Madem hapis yatacağım, hiç olmazsa sağlam bir sebep olsun ha. Bir kan emiciyi temizleyeyim memleketten. Ölüler hapis yatmaz Celil. Sen ölüsün. Bu işin sonunda ben ölürüm ama... seni de yanımda götürürüm. Bu vatanı bizden sonra senin gibi kan emicilerin eline terk etmem evvelallah. Yapma Celil. Zanlının silahını al bakalım üsteğmenim. Duymadın mı üsteğmenim? Komutanım acil. Serdar Üsteğmen karşımda. Yanımda Cillat Subay var. Derhal Üsteğmen'i ver bana. Üsteğmen Mert, emredin komutanım. Cillat Subay'ı hemen gözaltına alın Üsteğmen'im. Emredersiniz komutanım. Emriniz alındı komutanım. Bir ölünün peşine takılmış gidiyorsunuz Teğmen'im. Ölünün peşinden gidenler ölür. Kimin ölüp kimin kalacağını yalnızca Allah bilir. Merhaba.
merak etme Celil. Bir yolunu bulacağız. Vallahi heval biz de anlamadık. Birden asker bastırdı. Biz de çocukları alıp geri çekildik. Asker olmasaydı ben yapacağımı bilirdim. Hem o işte. Ha doğru dersin heval. Lan durun lan. Bundan sonra işin zordur heval. Hey! Bu dağlarda rüzgar çok çabuk yön değiştirir. Burada sakın bu rüzgara kapılıp hayadan düşme. Önderlikten gelmişler. Hoş geldiniz başkanım. Keşke haber verseydin. Beyce albayını öldürerek örgüte büyük hizmetin dokunmuştur Bala Neval. Tebrik ederim. Görevimdir başkanım. Dile Neval sen de öylesin. Bil ki çok önemli bir görevi başarıyla yerine getirdin. Önderlik bunu unutmayacaktır. Dileyin Nevallar. Bu kampın tek sorumlusu Baran komutandır. Yardımcısı da Zilan'dır. Önderliğin emri budur. Ona göre davranırsın. Yaptıklarını bilirim. Bugün ya infazın yapılacaktır ya da Lolan'a gideceksin tekrar. Lolan'a mı? Baran Başkan, beni affet. Önderliğe köpek gibi hizmet edeceğim. Bundan sonra ne derseniz o olacaktır. Doktor bize lazımdır Baran Komutan. İşimize yarar. Siz karışmayın la. Kararı yardımcım Zilan verecektir. Zilan Aval. Bırak beni. Hadi gel lan şuraya. Gel. Haydi. Bırak beni. Allah'ım doktor. Zilan boşuna bağırma boşuna. Yalvarırım Zilan Aval. Canımı bağışla. Ben eşeklik ettim sana karşı. Bir daha olmayacak. Kampın orta yerine bir çukur kazacaksın doktor. Sığabileceğin bir çukur. Anlamamışım. Kazsana kız, kaz! İçin emrediyorum zaten. O çukura gömeceğim seni. Başkan. Ne der bu? Kes. Zilan'ın emrini yerine getir. Şimdi aç kulağını. Beni dinle Topal. Emret komutan. Vakir, sesin kısılmış. Kampta işler ters gidiyor galiba. Artık kimse dinlemiyor mu seni? Merak etme Topal. Emrimi yerine getir. Ben araya girer o kampı tekrar sana verdiririm. Dinliyorum komutan. Emriniz nedir? Söyleyin yakayım bu çapulcuların hepsini. Uzun konuşmayacağım Vakir. Hemen Leyla'yı paketleyip Kayanlar Mağarası'na gönder. Ya Baran? Asıl onu halletmek lazım komutan. Baran olmazsa Leyla bir emrime bakar. Hedefim Baran zaten, aptal herif. Baran bana Kordon Celil'i cezaevinde öldürmek için gerekli. Tabii Leyla da onu istediğim yere çekmek için. Bunu
Bunlar da seni o kampta yeniden lider yapacak. Anladın mı şimdi? Çok iyi anlamışım. Dinliyorum Gonca. Agiri Çetin'le konuşurken duydum komutan. Celil abiyi cezaevinde öldürtecekler. Barına yaptıracaklar bu işi. Gelenler var, kapatmam gerek. Alçaklar. Bu hainler Celil'e taktılar arkadaşlar. Albay'ın cinayet zanlısı olarak cezaevine atacaklar. Ve orada öldürecekler Celil'i. Böylece hem bu dosyayı kapatacaklar, hem de kendilerini takip edecek bir sıkıntıdan iz bırakmadan kurtulmuş olacaklar. Bunun için bir şeyler yapmalıyız. Celil asla tutuklanmamalı. Emriniz nedir komutanım? Komutanım yeni geldi. Söyle Şefik, alıştık kötü haber duymaya. Söyle Şefik, söyle! Emir geldi komutanım. Göz hapsine alındığınızı, ikinci bir emre kadar tüm yetkilerinizin kaldırıldığını, karakoldan kesinlikle ayrılmamanız gerektiğini emrediyorlar. Savaş açtılar bize Şefik. Ama kolay düşmez bu kale. Göreviniz hayırlı olsun üsteğmenim. O emir kağıdına gereken özeni gösterin. Resmi evraktır. Assubay, beni derhal albayın katil zanlısının yanına götür. Ne o assubay? Kulaklarında sorun mu var? Beni nezarethaneye götür dedim. Tamam. Tamam yok assubay. Hiç mi öğretmediler sana üstlerine nasıl karşılık vereceğini? Belli. Burası Dingo'nun ahırına dönmüş. Ama ben bilirim disiplin nasıl sağlanır. Şimdi beni zanlının yanına götür. Emredersiniz. Subay! Yat dedim Subay! Sağır mısın yoksa? Tahrik etmeye çalışıyor. Sakın kordon. Sakın oyuna gelme. Güçlü konuşmak için şimdi susma hakkını kullanma zamanı. (Gülüyor)
düşünün. Albayı ben öldürdüm diyeceksin. Suçunu itiraf edeceksin. Öldürdüm de. Koğuşlarınıza gidin. Komutanım, bırakın gidip sıkayım şunun kafasına. Erhan git dedim, delirtme beni şimdi. Gidin koğuşlarınıza. Hadi. Yat ulan. Öldürdüm de asubay. İtiraf et lan. İtiraf et. Albayı ben öldürdüm de. Komutan. İtiraf et. Celil. Hadi lan itiraf et. Celil. Allah'ım. Albayı ben öldürdüm de. Sen kaharsın. Kahhar ismin hürmetine. Şu çaresizliğimize bir çare ne olur. Yeter. Buna ne yetkin ne de haddim var. Siz mi yaşıyorsunuz Teğmen? Ona sadece soru sorabilirsin. Fiziksel müdahalede bulunamazsın, anladın mı? Sizlere neler yapabileceğimi hayal bile edemezsiniz Teğmen. Yerimiz belli, adımız belli. Elinden geleni ardına koyma. Hazırlayın Murat subayım. Mahkemeye çıkacağım. Albayın katilidir. Ona göre davran. Bak, şunu iyice bir anla. Burası benim sorumluluğumda. Burada ben ne dersem o olur. Şimdi çık dışarı. Ben nereden emir almam gerektiğini iyi biliyorum. Hadi şimdi git, kime şikayet ediyorsan et. Aklını başına al subay. Hesabı kötü olur bunun. Ha? Biz hesap vermeyi de hesap görmeyi de iyi biliriz. Yok eğer kişisel bir derdin varsa... Çıkalım karakolun dışında görelim ha? Yer mi? Komutanım! Karakol dışına çıkmamanız emredildi. Komutanım! Ben de Serdar'sam bunun yanına koymam. Durun. Bu zulmü misliyle ödetirim komutanım, sana. Komutanım durun. Celil elden gidiyor Şefik. Durulacak zaman mı? Celil'i kurtaracak, hakikati ortaya koyacak delili bulacağım. Allah'ın izniyle. Celil'i tutukları depodan başlayacağım. Telsizde ol. Vay vay vay. Tavırlara bak hele.
Sen kendini Baran komutanın kapatması mı sanırsın Zilan Eval? Evlilik suçtur, biz de bilmez misin? Bir de yeni tüfek almış eline. Yeni tüfeğe hedef olmak istersin. Haroşla Heval. Zilan komutan. Seni Baran komutan bekler erzak mağarasında. Temizle şunu. Tek bir kurum bulursam kampa su taşımaya başlarsın, haberin olsun. Hadi bekle sen. Elbet devran döner. La oğlum, oraya baktığın zaman orayı vuracağız. Kimi götürür bunlar böyle? Durun la! Kimdir la bu? Ne etmiştir? Yenilerdendir komutan. Kaptan kaçarken yakaladık. Yolana göndeririz. Açın şunun yüzünü de kimin kampından kaçtığını bir görsün. Baran komutan! Önderlik kuryesi gelmiştir. Tamamla geleyim. Götürün şunu. Adım Nevin. Çetin. Onun yardımcısıyım.
aslında yardımcıdan da öte. Çetin harcadı beni. O iğneyi Asuba'ya ben yaptım. Mahvedeceğim o Çetin'i. Çetin'i, o alçağı mahvedecek şeyler var bende. Şefik, depoya bir ekip yolla hemen. Kamera ve bazı dokümanlar var. Alsınlar. Bir de ağır yaralı var burada. Çetin'in yardımcısı bir kadın. Adı Nevin. Araştır. Ben hastaneye geçeceğim. Emredersiniz. Yorma kendini. Hayatta kalman için elinden geleni yapacağım. Şey bulabildin mi Şefik? Adı Nevin Duman komutanım. Yıllardır Çetin'in ekibinde çalışıyor. Çetin'in hep yanındaymış. Yakınında gözüküyormuş. Önemli bilgilere sahip olabilir. Allah büyük Çetin. Senin gibiler ne kadar hain plan yaparsa yapsın, işleyen tek plan Allah'ın planı. Kim var orada? Kimsiniz siz? Ne istersiniz benden? Albay'ın katil zanlısını almaya geldik Şefik. Devrem mahkeme akşam değil miydi? Erken değil mi daha? Emir geldi Devrem. Erken almışlar. Tamam Devrem. Bekle az. Getiriyorum Cehil komutanımı. Çabuk çabuk. Bekle burada. Yine buluştuk ha Leyla. Gördün işte. Buralarda her yol bana çıkar. Ulan. Durumu nasıl doktor? Çok kan kaybetmiş olmasına rağmen annenin durumu iyi gibi. Ameliyatı alıyoruz. Bebeği kurtarmaya çalışacağız. Bebek? Getirdiğiniz bayan hamile komutan. Allah yardımcısı olsun diyelim. Annenin de bebeğin de hayatı Allah'ın takdirinde. Ama siz de tedbirde kusur etmeyin lütfen.
Çünkü bizim için bu kadının yaşaması birçok masumun kanına giren bir alçağın mahkum edilebilmesi için çok önemli doktor. Elimizden geleni yapacağız. Hasta komutanı görmek istiyor. Sadece bir dakika komutan. Sadece bir dakika. Komutan. Ameliyattan çıkamayabilirim. O alçağın bana ne yaptığını bilin diye söylüyorum. Karnımda Çetin'in bebeğini taşıyorum. Bebeğimi aldırmaya yanaşmadığım için yaptı bunu bana. Anlıyorum. Onun her şeyini biliyorum. Tanıyım. Biz onunla köyde Yakup'un evinde buluşurduk. Öğretmen katliamında da silahları o Yakup sakladı. Katliamı Yakup'la planladılar. O Yakup'u bulun komutan. Allah'ın işi işte. Maskesi düşüyor Çetin denen alçağın. Bana o Yakup denen alçağın adresini ver hemen. Yavuz 1. Yavuz 1 konak. Evet konak. Celil Assubay'ımı almaya geldiler komutanım, bilginize. Mahkeme öne alınmış. Sürpriz değil Şefik. Ama o alçağın maskesi düşecek. Hem de Celil mahkum olmadan inşallah. Sakızlı köyüne gidiyorum Şefik. Sakızlı köy. Anlaşıldı komutanım. Karakolun kanalına nihayet girdim komutanım. Serdar komutanı tespit ettim. Sakızlı köyüne gidiyor. Sakızlı mı? Nasıl deşifre ettik orayı? Kalbimizi en hassas yerinden sökmeye oynuyor Üsteğmen. Bu hamlesine bir cevabımız olmalı. Hem de çok can yakan cinsinden. Hedef köye giriş yaptı. Dayı Yakup diye birini arıyorum. Aha evet şu oradaydı. Bu taraf. Hayırdır komutan? Yakup sen misin? Yakup yoktur. İzinde. İstanbul'a gitti. Ben akrabasıyım. Ben yardımcı olayım. Sağ ol. Onunla konuşmam lazım. Yakup'un telefon numarası var mı? Kolay komutan. Sen yoldan geldin. Hele bir soluklan. Bir ayran ikram edeyim sana. Sağ ol. Başka zaman. Olur mu öyle şey? Getiririm hemen. Hemen etki eder mi? Anında devirir. Sen iç hele komutan. Telefonu buldum ben de. Yazı vereyim sana. Sağ ol.
Uyutmayı çok seviyorlar ama uyuma zamanı değil. Hayırdır komutan? İçmedin? Benim gitmem gerekiyor. Ne iniyorsun lan? Komutan duman etti bizi, bitirdi. Geberin! Müsteğmen yeter! Yeter! Şahidi öldürdü alçak. Hakikati saklayabileceğini sanıyor. Bilmiyor ki her şeyi gören bilen Allah var. O ki zalimlere mühlet verir. Ama asla ihmal etmez. Vade dolunca kötülükleri bir anda dolanır ayaklarına. Bu kafayla bu dağlarda nasıl hayatta kaldın sen? Bir işi de becerin ulan. Nasıl oldu bu? Ben Zilan'ı kontrole geldim. Kız bağlıydı burada. Sonra birden... Kimsiniz siz? Ne istersiniz benden? Bırakın beni. Ne olur. Kendime geldiğimde... Tamam kes! Para mutlaka buraya gelmeli. Hamdi! Evet komutanım. Bana hemen kayıtlardan Leyla'nın sesini bulacaksın. Uydu telefonuma vereceksin. Komutanım dinleyin. Sizin personelden bahsediyorlar. Evin duman ameliyattan çıkar çıkmaz bilgi istiyoruz. Yeniden ifadesi alınacak. Haber veririz komutanım. Bağlantı gitti komutanım yine. Nevin geberememiş. Şimdi anlaşıldı Yakup'un nasıl deşifre olduğu. Bu saatten sonra ben Üsteğmen'i bitiremezsem kesin o beni bitirir. Komutanım, şayet kaçmak isterseniz bu kelepçeler size engel olmaz değil mi? Benim yüzümden zorda kalma. Sen görevini yap kardeşim. Bana bakın. Sakın benden habersiz bir delilik yapmayın. Birbirinizi kollayın. Sahip çıkın. Yıkılmayın. Düşmeyin. Serdar Üsteğmen'ime de sahip çıkın. Emredersiniz komutanım. Şahin. Lazoğlu sana emanet. Emredersiniz komutanım. Oh,
köyden çıkış yaptı. Ben biraz dinlensem bana ne var? Lolan'da çok işkence ettiler. Gücümü tükettiler. Benim tıbben uzun süreli bir istirahate ihtiyacım var Eval. Kazdığın yerde dinlenirsin doktor. Toprağın altı iyi gelecektir ha sana. Eval bak. Ben Zilan'ı öldürmeyecektim. Ya ben onu çıkartacaktım. Yani ben onun dayanıklılığını ölçüyordum Eval. Onun iyiliği için. Yani pratik yaptırıyordum ben. İyi ya. Biz de senin dayanıklılığını ölçeceğiz. Bakalım nefessiz ne kadar kalacaksın. Ha, tıbben tabii. Yeterli bu kadar gevezelik. Devam et. Kas! Baran komutan. Kampın her yeri arandı. Zilan komutan yoktur. Nereye gider ki? Kimsin sen? Neye yardım edersin bana? Her kimsen Allah razı olsun. Sağ ol. Yavuz bir konak acil. Dinliyorum, devam et. Albayın eşi Hülya Hanım aradı. Önemli bir belge varmış. Sizinle acil görüşmesi gerekiyormuş. Bulunduğu yerin adresini verdi. Adresi şifrele konak, adresi şifrele. Yeni görevini kutlayacaktın Baran. Ne istiyorsun Çetin? Senin iyiliğini istiyorum Baran. Karın da öyle. İnanmıyorsan kendisine sorabilirsin. Konuş Leyla. Bırakın beni. Bırakın. Duydun mu? Bak Çetin. Eğer Zilan'a bir şey olursa bu sefer acımam Çetin. Tabancamdaki 14 mermi de beynine girer. Anladın mı la? Ha? Sakin ol Baran. Sana yeri söyleyeceğim. Yalnız gel. Burası olmalı. Kampa git. Sakın Baran'a görünme. Emirlerimi bekle. Zilan'ı mahvedecek her emri seve seve yaparım. Yeter ki Zilan ölsün. Rapor ver. Komutanım, kordon tutuklandı. Cezaevine sevk edildi. Cezaevine değil. Mezara sevk edildi de haberi yok kordonun. Thank you.
Hülya Hanım. Ayağım burada çalışırdı. Aradıkları dosya buradaydı. Alıp kaçtılar. Serdar, neler oluyor? Çalıştı bu. Sakin olun Hülya Hanım. Kımıldamayın sakın. Sakin olun. Çıkarmaya çalışamayız, patlayabilir. Konak Yavuz Bir. Devam et Yavuz Bir. Şefik, bir astsubay vardı. Bomba imha uzmanı. Acil konuşmam lazım. Ne oluyor? Soru sorma Şefik, acele et. Zilan nerede la? Zilan nerede dedim sana? Oo Baran, sakin ol bir. Leyla'yı öyle ucuza göremezsin. Önce bitirmen gereken bir iş var. Oyun oynama la benimle. Karım nerede? Hala anlamadın değil mi? İstesem senin, senden kaç tane varsa topunuzun nefesini bir dakikada keserim. Bundan sonra sadece itaat edeceksin. Yoksa o çok sevdiğin Leyla'nı kendi ellerinle astırırım sana. Kırmızı, sarı, bir de mavi kablolar var. Komutanım, o dedikleriniz filmlerde olur. Renklerin bir önemi yok. Kabloların bağlantı noktaları önemli. Bağlantı noktaları C4 içine monte edilmiş, göremiyorum. Acele etmemiz lazım Ergin. Biz acele etmeyiz komutanım. Acele etmek bizim için ölüm demektir. Daha koskoca 3 dakikamız var. Haydi. Zilan komutan. Baran komutan seni arayıp durur. Nerede? Cephanelikte. Baran komutan beni ararmış. Burada mı? İçeridedir. Tuzaktır bu! Nöbetçiler! Hayınlar! Bırakın! Artık acele etsek ha Ergin. Komutanım, kabloların çıkış noktalarını görmelisiniz. C4'ü oymanız lazım. Ama çıkış noktalarına temas etmemeli. Demesi ne kadar kolay. Bu şey patlarsa eve gönderilecek parçalarımız bile kalmaz. Ergin, çıkış noktalarını görüyorum. Ayrık olan kablo komutanım. Diğerlerinden bağımsız olan. Kesin onu. Zaman kalmadı Ergin. Mavi mi kırmızı mı? Bitsin şu artık. Komutanım, göremediğimiz bir bağlantı noktası olabilir arkada. Bu kadar kolay olmamalı. Hemen çıkmalısınız oradan. Hülya Hanım burada. Onu asla bırakmam. Git Serdar, durma. Git, git sen, git. Ben arkamda kimseyi bırakmadım. Komutanıma ne derim sonra? Sipariş paketlendi. Yoldadır. Aferin.
Yavaş yavaş iş becermeyi öğreniyorsunuz. Baran da, Leyla da o kampa dönemeyecek artık. Kampının üstüne her gün güneş doğsun istiyorsan sözlerimi aklına yaz. Patlamadı. Komutanım. Ne oldu, geberdiler mi? Hayır komutanım. Bombayı etkisiz hale getirdi. Kurtuldular. Ulan bu üste hemen fazladan yaşıyor artık. Diğer plana geçin hemen. Kocamı öldürdükleri yetmedi mi? Daha ne isterler benden? Sizden değil Hülya Hanım, benden istiyorlar. Sizin ölümünüzü izletmek istediler bana. Çalışıyorlar. Hülya Hanım'ın evine bıraktım Şefik. Kendisi yola çıkacak. Gerekli önlemleri alalım. Anlaşıldı Yavuz Bey. Celil'den haber var mı? Tutuklanmış komutanım. Sivil cezaevine gönderilmiş. Orası terörist dolu be. Resmen ölüme göndermişler. Ben oraya gidiyorum Şefik. Anlaşıldı komutanım. Siz kimsiniz de silahımı bıraktırıyorsunuz? Ben bu silahımı bıraktığımda son nefesimi de vermiş olurum. Thank you.
Bu kordon değil mi evallar? He ya, kordon çelir. Ne iş kordon? Dağ rüzgarı mı savurdu seni buraya? Havası sönmüş la bunun. Beni tanıdın mı kordon? Burası benim yatağım. Hapishane faresi. Yala lan! Yala! Yala! Lan dağdan gelin, bağdan gelin komiserim. Aç kapıyı. Gel lan buraya. Vurun lan, öldürün. Sana buradan sonra bu kadar yapma. Hayır lan. Burada yaşayamayacaksın lan. Geç, geç, geç şuraya. Gelin bakalım. Bu yaptıklarının hesabını vereceksin. Daha aramayacağım hiç. Burada da yeterince fare var ha? Şimdi bakalım seni kim kurtaracak? Kesin lan! Daha zamanı var. Hele bir dinlensin kordon. Böyle kolay ölmemeli. Çok acı çekmeli. Çok! Hatırladın değil mi Üsteğmen? Babanın av kulübesi. Ölüme yabancılık çekme diye getirdim seni buraya. Kıymetini bil. Bu yaptıklarının hesabını vereceksin. Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Serdar Üsteğmen intihar etti. Nasıl ama? İyi haber değil mi? Spiker aynen böyle diyecek. Nevin ameliyattan çıkmış komutanım. Şaşırdın mı Üsteğmen? Seninle işin bitince ziyaretine gideceğim Nevin'in. Artık öbür tarafta ifadesini alırsın onun. Alçaklığın bitmiyor ama unuttuğun bir şey var. Er ya da geç, Allah'ın planı sizin bütün tuzaklarınızı boşa çıkaracaktır. Çok sevdiğim biri var Üsteğmen'im. Komutan. Leyla. Sana demiştim Üsteğmen.
Bana dokunan yanar. Ama eğer emrime girmeyi kabul edersen, eğer benimle çalışırsan başka. Senin günahlarına ortak olmaktansa yanmayı tercih ederim. Sen gerçekten aptalmışsın be Üsteğmen. Aptal adamlarla çalışmam zaten ben. Leyla'yı bırak. Senin meselen benimle. Üzgünüm. Onun ölümü baştan planlanmıştı. Bana müsaade. Leyla'yı bırak. Yeter la kazdığın. Başkan, ben burada ölürüm. Sokma beni buraya, yalvarırım. La senin korkun şimdilik yeter. Sen girmeyeceksin çukura, merak etme. Bak, kimi gömeceğiz? Getirin la! Şanslıymışsınız. Bebeği de kurtardık Allah'ın izniyle. Şükürler olsun. Allah'ım pişmanlığımı kabul et. Affına sığınıyorum. Sen... Babamla gidiyorum. Elimden tutar gezdirirdi buralarda. Seni gerçekten sevdim Leyla. Ömrümde ilk kez yaşadım. Yandım geceler boyu. Kavruldum. Bu yangın yakmaz galiba. Yanımda sen varsın yeter. Yakmaz Serdar komutan. Bu yangın benim içimde zaten. Sen de tanıdım ben sevgiyi ilk. Sonra büyüdü gittikçe. Nasipte beraber yaşamak yokmuş ama beraber ölmek varmış. Buna da şükür.